Herkese merhabalar. 10. sınıf edebiyat yazılı yazılık programımıza başlıyoruz. İkinci dönemin ikinci yazılısında çok iyi notlar almak istediğinizi biliyoruz. Çok önemli bir yazılı. Yaz saatinde mükemmel bir başlangıç almak istiyorsunuz. Bizler sizler için mükemmel, efsane bir yazılı, yazılı provası hazırladık. Önce konularımıza bakacağız. Sonrasında da sizler için boşluk doldurmalı, çoktan seçmeli, eşleştirmeli bir sürü soru hazırladık arkadaşlar. Bunları beraber yapacağız ve ardından da inşallah çok güzel bir yazılı sonucu elde edeceğiz. Tabii sizlerin yapmanız gereken şeylerden bir tanesi de ikinci dönem yazı notlarından mutlaka ...bizim kazanımlara göre hazırladığımız bilgileri tekrar etmeniz. Burada sadece edebiyat değil, tarih, coğrafya, matematik, fizik, kimya, biyoloji yani tüm dersler var. Bunu yanınıza gezdirdiğinizde, son kez kontrolleriniz yaptığınızda... ...inşallah en güzel notlar alacaksınız. Şimdi arkamıza yaslanalım, emniyet kemerimizi bağlayalım... ...ve ikinci dönem, ikinci yazılı provamıza başlayalım. Evet arkadaşlar, ikinci yazılı konularımıza baktığımızda... ...daha çok sonlara doğru işlenilen yani tiyatro, anı, haber metni gibi edebiyat konularını görüyoruz. Bir de tabii ki yazım noktalama bütün yazılarda standart olarak soruluyor. Cümle çeşitleri konusunda çok imleme lazım. Bu zaten dünyanın en kolay konularından bir tanesi. Bunu da sizlere göstereceğiz. Ve çok güzel bir şekilde yazılı provanızı tamamlamış olacaksınız. Burada roman konusu önemli. Roman konusu birinci dönemin son konularındandı. Ama hocalar bu konuyu devam ettirebiliyorlar. Buradan da sorular sorabiliyorlar. Sizler yazınıza çıkan konulara göre... Hocanızın size vurguladığı eserlere göre çok iyi çalışmanız lazım ama Milletin Bakanlığı kazanımlarında ne varsa biz bunları yazı notlarına koyduk. Yazılı provamıza da ona göre hazırladık. Zaten hocalar da yani edebiyat hocalarınıza mutlaka kazanımlara göre sormalar lazım. Kazanımların dışına çıkamıyorlar. Şimdi hemen başlayalım sorularla konu anlatımını. Aşağıdaki cümlelerde yer alan boşlukları Tanzimat dönemi roman anlayışını göz önüne bulundurarak doldurunuz diyor. Hatırlarsanız Tanzimat birinci dönemde toplum için sanat anlayışı vardı. Sanatçılar teknik yönden kusurlu olsa bile okuyucuyu bilgilendiren, toplumu yönlendiren eserler yazıyorlardı. Burada da bunları bilgiler haline sıraladık. Bu bilgilerin her biri sınavda yüzde yüz karşınıza gelir arkadaşlar. Eğer roman konusundan hoca soru soracağım dediyse. Yani arkadaşlar roman konusu da sınavınıza var diye bir cümle duyduysanız hocanızdan şurada gördüğünüz bilgiler ve birazdan göreceğiniz bilgiler sınavınıza yüzde yüz çıkar. Dikkatçe dinleyin. Bir. Tanzimat döneminde kaleme alınan ilk edebi eserlerde yanlış batılılaşma, bakın burası önemli, Alafranga ve miras edilik sorunu sıkça işlenir. Alafranga sorunu ne? Yani yanlış batılaşıyor yine. Bu sorunların işlendiği en bilinen eserlerden biri yazı makinesi olarak da bilinen nokta nokta tarafından kale alınan Felatun Bey ve Rakım Efendi isminin eserdir. Bunu size sınavda diyebilir ki Felatun Bey ve Rakım Efendi kim yazdı diyebilir. Siz direkt Ahmet Mithat Efendi'nin yazdığını bilmek zorundasınız. Ve Ahmet Mithat Efendi'nin bu eserinin ...yanlış batılaşmayı işlediğini bize üniversite sınavında soruyorlar, yazılımda da sorabilirler. Burada Ahmet Bülten Efendi'nin diğer adının yani lakabının yazı makinesi olarak sorulduğunu da bilmenizi istiyorum. Şimdi ikinci soruya bakalım. Felatun Bey ve Rakım Efendi isimli romandaki tiplerden biri olan nokta nokta yanlış batılaşmış yani leş tip. Bakın bu Felatun Bey. Nokta nokta ise doğru batılaşmış tiptir. Bu da Rakım Efendi. Zaten Rakım Efendi yazarın kendisi. Yazar okuyucu yönlendiriyor... Ey okuyucu diyor. Rakım Efendi gibi ol. Felatun Bey gibi olma diyor. Bunu da net bir şekilde bize vurguluyor. O zaman romandaki tiplerden biri olan Felatun Bey. Bakın Felatun Bey tam bir leş yani. Yanlış batılaşıyor. Babasından kalan parayı batırıyor. Resmen rezil rüsü alıyor. Ama Rakım Efendi dişiyle tırnağıyla çalışıp güzel bir yuva kuruyor. Başarılı oluyor. Her işte zirveye çıkıyor. Dolayısıyla Ragnar Efendi doğru batılaşmıştır. Batının sadece eğlencesini, lüksünü, araba sevdasını almıyor. Yani kalitesini de alıyor. İlim ve fennini de alıyor. Namık Kemal'in intibah yani uyanış isimli eserinde babasından kalan mirası boş hayaller peşine bitirdikten sonra yoksullaşan nokta nokta ve Nadir Adem Zehra isimli eserinde servetini Beyoğlu'na bitirip parası kalan nokta nokta yanlış batılaşma, alafranga ve miras edilik sorununu örneklendirmektedir demişiz. Bakın yanlış batılılaşma da Feyyat rezil bir örnekti bunu biliyoruz. Namık Kemal'de de Ali Bey yani intibah romanında Ali Bey e, mahpeyker ve Dilaşup'la eğlenecek mi eğlenecek ama en sonunda parasını batıracak. Nabizade Nazım'ın Zehra Esin'in romanında da Supi önemli karakterler. Bakın bu Supi, bu Ali ve bu Felatun tam rezil tipler. Bunlar yanlış batılaşıyorlar, Ailelerinden kalan paraları batırıyorlar. Bunu hocalar farklı farklı romanlar üzerinde sorabilirler. Üniversite sınavında bunlar hep soruluyor. Bizler de kazanımlarda bunu sizlere net bir şekilde kitabımıza verdik. Devam ediyoruz. Bu sefer de Sertifir'in romanına bakıyoruz. Aşağıdaki cümlelerde yer alan boşlukları Sertifir'in dönemi roman anlayışını göz önünde bulundurarak doldurunuz demiş. Şimdi Sertifir'in döneminde artık toplum için sanat yapılmıyor. Okuyucuyu bilgilendirmekten ziyade düş gerçek çatışması, hayallerin suya düşmesi gibi konular işlenecek. Yani mavi hayallerle İstanbul'a gelip simsiyah bir gecede dönen Ahmet Cemil'in romanı Mavi Siyah'ı göreceğiz mesela. Dolayısıyla... Servet'in romanları teknik yönden daha kaliteli. Niye? Çünkü realist. Yani mutlu sonla bitmiyor masallar. Yani masalların sonu ne olur? İyiler kazanır, kötüler kaybeder. Burada öyle bir şey yok. Hatırlarsanız Sertif'in dönemindeki en meşhur romanlardan aşk Memnu'yu mutlaka dizisini izlemişsinizdir. Sonunda iyiler kazanıyor mu? Kötüler kaybediyor mu? Hayır. Adnan Bey zor duruma düşüyor. Bihter intihar ediyor. Behlül kaçıyor falan. Böyle anlamlı... Ama gerçekçi bir son. Normalde biz mutlu son olmasını isteriz değil mi? İşte Behri ile Bihter le evlenecek falan filan gibi. Hayır öyle olmuyor. Şimdi Sertifin'in romanları gerçekçi yani. Sertifin'in dönemi roman yazarları arasında en önemli ismi... ...batılı roman kriterlerinin tam anlamıyla karşılayan ilk eseri yazan... ...yani mavi ve Siyah'ı yazan Halit Ziya Uşaklıgil. Yazıyorum buraya. Halit Ziya Uşaklıgil arkadaşlar. Bu sanatçının mavi ve Siyah eseri çok çok değerli. Bak zaten ona birazdan soruyoruz. ...Halil Ziya Uşaklı'nın içinde bulunduğu dönemi anlattı. Ve nesil romanı, bakın bu ifadeyi kullanabilir hocanız. Nesil romanı... ...olarak ifade edebileceğimiz... ...Mai, yani mavi... ...ve Siyah adlı eseri... E, ...realizm, yani gerçekçilik... ...akımının etkili olduğu bir eserdir. Niye? Çünkü bu romanın kahramanı... ...Ahmet Cemil, buraya yazıyorum... ...kahramanla parantez içinde. Ahmet Cemil, mavi hayallerle İstanbul'a gelecek... ...bir kitap çıkarayım, evleneyim falan diye. Ama simsiyah bir gecede... Tüm hayalleri suya düşmüş bir şekilde, düş gerçek çatışması yaşamış bir şekilde geri, geri dönecek. Bu tam bir sertifonun sanatçısını temsil ediyor Ahmet Cemil. Kim? Ahmet Cemil, Mavi ve Siyah romanın kahramanı. Bu romanı kim yazdı? Halil Ziya. Tamam mı? Mavi ve Siyah isimli romanın yazarı, renkleri kullanmıştır. Mavi renk, neslin hayallerini siyah renk ile de neslin hayal kırıklarını sembolleştirmiştir. Zaten şiirde de hep sembolizmi göreceğiz. Bunlar ise romancılar yani realistler. Şimdi ...Haliz Ziya Uşaklıgil'in mekan olarak İstanbul'u ve kişiler olarak da zengin, konak yaşamına sahip toplumun üst kesiminin dertlerini ele aldığı nokta 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 isim eseri de batı standartlarına yazılmış bir eserdir. Bakın konakta yaşayan zenginler ve bu zenginlerin yaşadığı olaylar neyi hatırlatıyor size? Bu da ilk gerçekçi romanlardan. Tabii ki aşkı memnu arkadaşlar. Bihter, Adnan Bey, Behlül Kaçar bunlar hepsini biliyorsunuz. Sertifir döneminde Eylül, Mehmet Rauf'un romanı, Ferda Garam, Bir Aşkın Tarih adlı eserleriyle nokta nokta. Nadide, Hayal İçinde adlı eserleriyle Hüseyin Cahit Yalçın, yani benim aklımdan otomatik geliyor. Hüseyin Cahit Yalçın önemli roman yazarı arası sayılabilir demiş. Tamam. O zaman bize burada Eylül yani ilk psikolojik romanın yazarını sormuş. Buraya yazıyorum Eylül'ün ilk psikolojik roman olduğunu. Burada da Suat Hanım, Süreyya Bey, vecip arasındaki çarpık ilişkileri göreceğiz. Yani çarpık demeyelim de yani yasak ilişkiyi göreceğiz. Burada arkadaşlar Mehmet Rauf. Mehmet Rauf var tamam mı? Eylül yazan. Burada da Hüseyin Cahit Yalçın var arkadaşlar. Hüseyin Cahit Yalçın. Hatta Edebiyat ve Hukuk Çevirisi yüzünden derginin kapanmasına sebep vermiştir. Geldik Milli Edebiyat Romanı'na. Milli Edebiyat Romanı'ndan da sınavınızda yüzde yüz soru gelir gibi düşünün arkadaşlar. Çünkü bizim en güçlü olduğumuz dönemlerden biri bu. Ve en önemlisi eğer hocanız romandan soru soracağım diyorsa ve bir tane soru soracaksa onu da edebiyattan seçer diye düşünüyorum ben. Bakalım. Aşağıdaki cümlelerde yer alan boşlukları milli edebiyat döneminin roman anlayışını göz önünde bulundurarak doldurunuz. Şimdi biz geriden geriden geliyoruz. Sonra ileriki işlediğiniz konularla alakalı sorularımız var arkadaşlar. Karagöz, orta Oyun'un, işte e, tiyatro bunların her biri var. Tanzimat ve Servet Fünun dönemleri bayağı güzel bir yazılı provası hazırladık arkadaşlar Tanzimat ve Servet Fünun dönemlerinde hikaye ve romanda mekan İstanbul iken 1911 ve 1923 yıllar arasındaki dönemi kapsayan Milli Edebiyat'ta ise daha çok Anadolu haline gelmiştir. Yani Milli Edebiyat'ın temel merkezi Anadolu. 1911 yılında Selanik'te Genç Kalemler Dergisi etrafında toplanıp yeni lisan makalesini yayınlayan Ömer Seyfettin, Ali Canip Yöntem ve Ziya Gökal Milli Edebiyat'ı başlatmışlardı. Milli Edebiyat romancıları da yani kim bunlar? Yakup Kadri, Refik Halit Karay, Hal Edip adı var. Bunlar da hep Anadolu'yu anlatacaklar. Kurtuluş Savaşı'nın ilk defa konu edinen, bak ilk defa... Henüz savaş devam ederken yazılan ve Adıvar'a ait olan nokta nokta adlı roman Peyami'nin günlükleriyle Ayşe'nin mektuplarına oluşmaktadır. Bakın bu soru sınavınıza gelir arkadaşlar. Bu roman çok önemli roman Ateşten Gömlek. Ateşten Gömlek adlı roman arkadaşlar. Peyami ile e, Ayşe'nin karşılıklı mektuplaşması gibi günlük ve mektuplaşma ama Halid'i de yazdırabileceksiniz ve Kurtuluş Savaşı'nın konu edilen ilk roman. Bakın bu çok çok önemli bir bilgi. Milli Edebiyat döneminde Kurtuluş Savaşı'nın konu edilen eserler arasında şu eserleri sayabiliriz. Halide bir Ateşten Gömlek isimli eseri dışında yazdığı Vurun Kahpe'ye. Bak Vurun Kahpe'ye de çok önemli. Ee, burada Ali adlı bir öğretmen kıza iftira atacak. İtiraz devletleriyle işbirliği yapıyor diye insanlar. Ve Vurun Kahveyecekler. edecekler. Bu işte itiraz devletleriyle işbirliği yapıyor. Halbuki esasında başarılı bir öğretmen. Şunu unutmayın. Halide adı var bir kadındır. Ve romanlarında hep yüceltilmiş kadın kahramanlar vardır. Şimdi Yakup Kadri'nin Yaban, bu da çok önemli. Yaban kahramanı Ahmet Celal, bu da çok önemli. Yaban ne demek arkadaşlar? Yabancı, yani Türk aydınının Türk köylüsüyle birbirine yabancılaşmasını anlatıyor Yaban romanı. Samim Kocagöz'ün Kalpaklılar, yine bu da Kurtuluş Savaşı ile alakalı. Kemal Tahir'in Yorgun Savaşçı. Tarık Buran'ın Küçük adlı eserleri çok çok önemli. Şimdi bunları bilelim arkadaşlar. Bunlardan hoca eğer isimlerini zikrettiyse ve sınavda soracağım diyorsa burası %100 gelir. Nokta nokta akımının etkili olduğu ve edebiyatta milli kaynaklara dönme fikri çerçevesinde ve sade bir dile yerli hayatın konu edildiği romanlar milli edebiyat döneminde kaleye alınmıştır. Arkadaşlar milli edebiyat döneminde romanlıcılar realizm akımından faydalanıyor. Ama burada milli kaynaklara dönmek deyince hemen aklınıza Türkçülük akımı arkadaşlar. Biliyorsunuz Osmanlı Devleti'nin dağılmasını engellemek için işte Osmanlıcılık, İslamcılık, Türkçülük, Batıcılık gibi fikir akımları ortaya çıkıyor aydınlar tarafından. Milli edebiyatçılar Türkçülük akımını savunuyorlar. Geldik buraya. Aşağıda karışık bir şekilde bu sanatçılarımızın eserleri verilmiştir. Hangi eser grubunun kime ait olduğunu eşleştiniz demiş. Ahmet Mithat Efendi, Halil Ziya Uşaklıgil, Halid Edip Adıvar, Tanzimat, Sert Fünün ve Milli Edebiyat dönemlerinde roman yazan önemli sanatçılarımızı andır demiş. Bakalım. Belli bir sanatçı ait olan roman grupları. Seviye Talip, Sinekli Bakkal, Tatarcık, Handan Yeni Turan. Aşkı Memnu, Ferdi ve Şurekaz, Sefile Kırık Hayatlar. Henüz 17 yaşında Paris'e bir Hasan Mella, Hüseyin Fela. Ha çok basit bak aşk memnu kimdi arkadaşlar? Halil Ziya Uşaklı O zaman hemen ikiye B'yi yazdık mı? Sinekli Bakkal, Handan, Yeni Turan, Ateşli Gömlek'te de Edip Adavar'a ait. Dolayısıyla buraya da 3'e de e, ne yazdık? Pardon, bir'e C yazdık. Bir C oluyor. Niye? Bir C. E, bunlar da Ahmet Hüsnü Efendi romanları. Normalde Ahmet Hüsnü Efendi'nin en önemli eseri e, Ferhat Umey ve Rakım Efendi romanıdır. Hikayelerinde de Letaif Rivayet diye bir hikayesi var. Sizde roman konusu önemli olduğu için burada e, anlatmıyoruz ama Letaif Rivayet edebiyatımıza yazılan ilk hikayedir arkadaşlar. Bunu bilin. O zaman buraya da 3'e de A'yı yazdık. Geldik buraya. Şimdi tiyatro konusundayız. Arkadaşlar bu arada biz edebiyatla alakalı bilgileri yazılı notlarımıza sizlere çok detaylı bir şekilde verdik. Bakın burada şöyle göstereyim. Nerede? Hemen şöyle göstermek istiyorum. Bak ikinci dönem ikinci yazılı konuları. Birincisi Türk tiyatrosunu burada detaylı bir şekilde anlattık. Ardından orta oyunu, meddahı, giriş bölümlerini, köy seyirlik oyunlarını, tanzimat dönemi tiyatrosunu, e, milli edebiyat dönemi tiyatrosunu, genel özellikleriyle anıyı, hatırayı her birini süper renkli resimli bir şekilde, özetli bir şekilde anlattık. Yani burada olup da yazılımınızda kaçıracağınız hiçbir şey yok. Her şeyi tam yazıla çıkacak şekilde kazanımlara göre anlattık. Aynı zamanda romanların özetlerini de burada kahramanlarıyla beraber verdik. Roman özetleri, roman ismi, kahramanları teması ve e, şey nedir onun adı? yazarı. Bunların her birini sizler için verdik. Bu küçük ufacık içi dolu fıcık ya. Aynı böyle süper bir kitap mutlaka buradan faydalanın. Devam ediyoruz. Ve sadece edebiyat değil. Tarih, coğrafya, matematik, fizik, kimya, biyoloji de var. Neyse hocam yeter amma reklam yaptınız değil mi? Hadi devam ediyorum. Şimdi aşağıda verilen geleneksel Türk tiyatrosu ile modern Türk tiyatrosu arasındaki farkları boş bırakılan yerler yazılınca. Şimdi en büyük farkı ben söyleyeyim. Bu tiyatro doğaçlama arkadaşlar. Tulat yani yazılı bir metin yok. Burada ise yazılı bir metin var. Zaten burada ilk metne bunu yazmışız. Yazılı bir metin yok tur doğaçlamadır. Buna tuluat tiyatrosu deniyor. Doğaçlama çıkıyor adam oynuyor. Burada ise yazılı metin var. Şinasi'nin şair öğrenmesiyle başlıyor. İlk defa Şinasi şair yazıyor. Hatta Tercüman Ahval Gazetesi'nde arkası yarın yani tefrika olarak çıkarıyor. Ön hazırlık prova burada yapılmaz. Adam direkt doğaçlama çıkıyor. Burada ise ön hazırlık ve prova yapılıyor. Sahne dekor kostüm gelişmemiştir burada. Sahne dekor kostüm yok. Gelişmemiştir yani. Mesela Meddah'ın sadece mendiliyle bastonu var ya da kara göz acaba hep hayali elinde çubuklarla oynatıyor. Burada ise sahne dekor kostüm gelişiyor. Burada kalıplaşmış tipler var. Yani işte çelebi, zengin tip mesela. Miras yedi tip. Veyahut da zenne, kadın kılığındaki erkek. Bu kalıplaşmışlık. Orta oyunda da aynısı, kara gözde de aynısı. Hep bunlardır. Her türden tip veya karakter vardır burada. Burada mizah önemlidir. Güldürme amaçlıdır. Yani kara gözde de komiklik vardır. Orta oyununda da meddahta da. Köy oyunda da. Burada ise her konu işlenebilir arkadaşlar. Şimdi Burada Karagöz ve orta arasındaki benzerlikler verilmiş ve farklılıklar verilmiş. Bunları bulacağız. Şimdi benzerliklere bakalım. Yazılı bir metin yok. İkisinde de ikisi de ikisinde ikisi yanlış anlamaya dayalı konuşmalar var. Şive taklitleri var. Oyunlar, giriş, muhavere, fasıl, bitiş olmak üzere dört bölümden oluşuyor. Bak bunlar hep ortak yönleri. Miza unsuru ağır basar ve müzikle yararlanır. Sınavınızda size eğer tiyatro konusunda burayı hocanız yazılı konusuna dahil etsek etmesi lazım. Kazanımlarda bu var. Şurası arkadaşlar yüzde yüz çıkar. Bakın burada direkt bilgi verdim size uzun uzun yazarak yazım da biraz güzel olmadığı için dikkatiniz dağılsın istemedim. Burayı mutlaka ekran görüntüsü alın. Karagöz ve orta oyunun benzerlikleri sınavda sorulur arkadaşlar. Neymiş? İkisi de yazılı metin yok. İkisi de doğaçlama yani tuluat arkadaşlar. Yanlış anlamaya dayalı konuşmalar var. Şive taklidi var. İkisinde de dört bölüm var. Karagöz, Hacivat, Gölge oyunu. Kavuklu Pişeker gerçekten insanlar çıkıp oynuyor. Ama ikisinde de dört bölüm var. Giriş bölümünde giriş yapacaklar. Muhavere, konuşma, fasıl, Asıl bölüm, bitiş bölümünde de bitirecekler. Mizah ikisinde de önemli. Yani karagözle de gülmek, gülmek istiyorsun orta oyununda da. Şimdi gelelim farklılıklara. Şimdi kara göz bütün tipler e, hayali adı verilen tek kişi tarafından oynatılır. Tamam. Orta oyununda ise her tip ayrı bir oyuncu tarafından canlandırılır. Yani kavuklu başka bir adam, pişekar başka bir adam. Burası önemli. Burada kişiler tasvir denen fikirlerden oluşuyor. Biliyorsunuz bir gölge oyunu. Burada kişiler canlı oyuncular. Burada oyun küşteri meydana adı verilen bir perde oynatılır ve bu oyun bir gölge oyunudur. Burada ise oyun palanga adı verilen, bakın buraya yazıyorum, palanga adı verilen bir meydan oynatılır. Yani karagöz oyunu bir gölge oyunu, böyle perdede şurada bir adam var, eliyle bunları oynatıyor şöyle gölge oyunu. Biz burada gölgeyi görüyoruz, karagözler civatı görüyoruz, tamam mı? Ama şeyde ise, ee, orta oyununda ise şöyle palanga denilen bir meydan var. Bu meydana gerçekten kavuklu ve pişi geldi, iki tane insan çıkıyor. Bu ise gör gör. Adam çubuklarla oynatıyor böyle. Şöyle hatta çubukları şöyle tutuyor birbirine oynatıyor. Karagöz'de eğitimli tipi Hacivat. Eğitimsiz tipi ise Karagöz temsil eder arkadaşlar. Orta oyunda eğitimli tipi Pişeker. Eğitimsiz tipi ise Kavuklu temsil eder. Burası çok önemli. Bakın bu bizim e, her şeyimize vardır. Bakın Karagöz saf cahildir. Hacivat akıllıdır. Kavuklu saf cahildir. Pişeker akıllıdır. Hatırlayın Kemal Sunal filmlerini. Kemal Sunal saf cahildir. Şener Şen akıllıdır mesela. Dikkat edin Kemal Sunal biraz daha davar olur yani. Dolayısıyla burada arkadaşlar K harfi saf olduğunu bileceksiniz. Bu Karagöz oyununda, bu orta oyununda bu da normal Türk sinemasındaki mantıdır. Hatta e, kuklada da mesela İbiş diyelim ki burada saf oynar yani. Devam ediyoruz. Meta'da zaten tek kişi var. Karagöz ile orta oyunundaki ortak başkışlar dışında kalan ve aşağıda tarif yapılan diğer tiplerin kimler olduğunu cümlenin başına yazınız diyor. Zenne kadın kılığındaki erkekti. Çelebi zengin miras yediydi. Tiryaki ee, işte uyuklamaya başlayan tipti. Bebe ruhi de cüce. Şimdi bakalım. Malı mülkü olan zengin miras yedi tip. Bakın bu üniversite sınavlarına çıkıyor. Sizin sınavınızda sorulur arkadaşlar. Yüzde yüz çıkarı rahatlıkla koyabiliyorum. Çünkü hocalar bunları sormak zorunda kazanımlarda da var bu. Bu Çelebi arkadaşlar. Çelebi böyle zengin soy ismi. Oradan hatırlayabilirsiniz. Konuşmaların en önemli yerine uyuklayan kişi triyaki uyuyakalıyor. Uyku triyakisi. Altı kolaç lakabıyla anılan cüce bebe. Bak cüce ruhi, bebe ruhi diye aklınıza tutabilirsiniz. Bebe ruhi diyebiliriz. Devam ediyorum. Kadın rolüne çıkan erkek oyuncu tipidir. Bu da Zen. Zenne kadın kılığındaki erkek diyebilebilirsiniz. Çünkü tiyatromuzda yani geleneksel Türk tiyatrosunda kadın sahneye çıkmıyor. Sonradan ilk sahneye çıkan Cumhuriyet yıllarında Afife Jale olacak. Bu tiplerin yanı sıra ayrıca şu birkaç tipi de sıralayabiliriz. Nedir? Kabadayı dediğimiz tuzsuz deli Bekir var. Aynı zamanda Zeybek var. Aynı zamanda Külhan Bey var. Bu da yine kabadayılık yapıyor Külhan Bey'i. Aynı zamanda Türk tipi var, Acem tipi var, Yahudi tipi var. Farklı farklı tipler olduğunu söyleyebiliriz. Şimdi gelelim buraya. Aşağıdaki cümlelerde yer alan boşlukları geleneksel Türk tiyatrosunun özelliklerini göz önünde bulunarak doldurunuz diyor. Bakalım. Karagöz oyununda nokta nokta da verilen kişi oyunu canlandıran ve hayal verilen oynatıcının yardımcısıdır diyor. Bak. Hayali oynatan kişi. Hayali oynatıyor. Karagöz'ü Macı Batım diye oynatıyor. Ama onun bir yardımcısı var. Yardımcısının adı da yardımcı değil de yardak. Bu kadar. Orta oyununda dekor olarak kullanılan iki nesne vardır. Birincisi ev olarak kullanılan yeni dünya adı verilen paravan. Şöyle bir paravan var ev olarak kullanılıyor. İkincisi iş yeri olarak kullanılan ve dükkan adı verilen iskemledir. Dükkan da iskemle. Tamam mı? Nokta nokta taklitler yapıp hoş öyküler anlatarak halkı eğlendiren tek kişilik bir tiyatro oyuncusudur. Bu da tabii ki Meddah arkadaşlar. Aynı Cem Yılmaz gibi çıkıp tek başına gö gösteri yapıyor. Meddah bir öykü başından sonuna kadar anlatarak canlandırdığı kişileri ağız ve şive özelliklerine göre ağız ve şive özelliklerine göre işte Karadeniz ağzıyla, Urfa ağzıyla konuşturuyor ve insanları güldürüyor. Şimdi meddah canlandırmalarda temel olarak iki malzeme kullanılır. Bunlardan biri mendil. Bunu bazen başörtüsü yapıyor, bazen örtü yapıyor, bazen bayrak yapıyor. Biri de sopa yani baston olarak kullanabiliyor. Silah yapıyor, tüfek yapıyor. Bunu kullanıyor. Şu mendili düşün. Her şeye benzer. Sopa da her şey olabiliyor. Bu saz olabiliyor. Bu başörtüsü olabiliyor. Her şey yapabiliyor. Köy seyirlik oyunları düğünlerde, bayramlarda ya da yılın belirli günlerinde profesyonel olmayan Oyuncuların oynadığı törensel içerikli oyunlardır. Yani köylünün kendisi oynuyor. Kaynağı tarih öncesi aynalara dayanan bu oyunların, oyuncuların özel bir sahneye ve özel bir e, kostüme ihtiyaçları yoktur. Ve bu oyun tamamen doğaçlamadır. Burada yine bilgi veriyoruz. Esasında şu an dikkat etseniz, öğreterek gidiyoruz arkadaşlar. Kukla hareketli yerleri iplikle sanatçının parmaklarına bağlanarak veya eldiven gibi bir kullanılarak oynatılan tık 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 böyle kukla, figürleri verilen addır. Bu oyunun ihtiyar ile ibiş adında iki başkisi vardı. O zaman az öncekine geri geliyorum. Karagöz saf hacıvat akıllı. Kavuklu saf Pişeker akıllı. Kemal Sonal saf Şener akıllı. İbiş saf ihtiyar akıllı diyebiliriz arkadaşlar. Bizde de esasında Tonguç Akademi'de böyle bir şey var. Hoca akıllı Tonguç saf oluyor. Biz de oradan besleniyoruz esasında. Burada da bir sırrımızı paylaşalım size. Geldik buraya. Aşağıda verilen tabloda Tanzimat 1. dönem ile Tanzimat 2. dönem tiyatrosu arasındaki farkları boş bırakılan yerlere yazınız demiş. Şimdi artık geleneksel Türk tiyatrosundan Tanzimat'a geldik. Yani hatırlarsanız edebiyatımızdaki ilk yazılı tiyatro Şinasi'nin şair eğlenmesi adlı töre komedyasıydı. İlk sahnelenen tiyatro da Namık Kemal'in Vatan Yahu Silistresi'ydi. Başlayalım. Tanzimat birinci dönem tiyatrosu. Tiyatro halkı eğiten önemli bir tür olarak görülüyor. Güzel. Daha çok komedi ve dram tercih ediliyor Tanzimat'ta. Ve tabii ki klasisizm bu Molière'den çeviriler yapıyor Ahmet Vefik Paşa ve romantizm akımının etkisine kalınıyor. Şiire göre sade bir dil kullanıyor. Niye? Çünkü tiyatro bir topluma faydalı olmak için kullanılan bir araç. E topluma sen faydalı olurken ağır bir dil kullanırsan olmaz. İlk defa kalimandan bu tür teknik olarak tabii ki de zayıf olacak. Ama ikinci dönem tiyatrosu farklı. Şartlar gereği tiyatro ihmal edecek. Niye? İkinci dönemde ee toplumsal içerikli konuları sanatçılar zaten yazamıyorlar. Sanat için sanat yapıyorlar. Sanat için sanat yaptıkları için tiyatroya hiç önem bile verilmiyorlar. Çünkü tiyatro zaten toplum için yapılan bir şey. Hatta yazılan tiyatrolar da oynanmak için değil okumak için olacak. O da kim? Tabii ki Abdülhakami Tarhan. Şartlar gereği tiyatro ihmal ediliyor. Daha çok trajedi dram. Romantizm akımının etkisinde süslü sanatta ağır bir dil var. Niye ağır? Burada niye sadeydi? Çünkü burada toplum için şey ki. Okunmak için yazıldığında sahnelemeye çok uygun değil. Bakın bu çıkar sınavınıza Abdülhak Hamit Tarhan arkadaşlar oynanmak için değil okunmak için tiyatrolar yazıyor. Bu ne demek hocam? Yani oynayamıyor ki tiyatrolar kapanmış. Namık Kemal'in tiyatrosu kapatılıyor. İşte ee, Ahmet Mis Efendi'nin Çerkez Özenler diye tiyatrosu var. Tanzimat Birinci dönem Sanatçısı. O da kapatılıyor. Hocam bunları nasıl bileceğiz? Kim birinci, kim ikinci? Bak onu da şöyle göstereyim. Bunu ilerideki sınıflarda zaten söyleyeceğiz. Tanzimat Birinci Dönem arkadaşlar. Bakın özür Tanzimat Birinci Dönem'de toplum için sanatlar. Yani toplum için sanat diye yazıyorum. Toplum için sanat. İkinci tanzimat ikinci dönemde ise, Tanzimat ikinci dönemde sanat için sanat var. Buradan bir kere şunu bilmeniz lazım. Toplum için sanat varsa sade dille yazarsın, okuyucu yönlendirirsin, duygularını esere katarsın, topluma fayda olmaya çalışırsın. Burada ise sanat için sanat yapıyorsan lüks, ağır dille yazabilirsin. Zaten toplum anlamıyor ki. Zaten sanat için yapıyorum. Buradaki sanatçılar arkadaşlar e, az şanş diye kodluyoruz bunları. Az şanş. Buradaki sanatçıları ise sanatçı sanat yaptıkları için sarman diye kodluyoruz. Ne yapıyorsun hocam? Bunlar kim? Bakın söylüyorum. Buradakiler az şanslı yani az şanslı. Niye? Çünkü mesela Ahmet Mitat Efendi ya da Ziya Paşa ya da Şinasi ya da işte Ahmet Vefik Paşa ya da Namık Kemal ya da işte Şemsettin Sami. Bunlar Tanzimat birinci dönemde toplum için sanat yapan kişiler. Burada sizin Namık Kemal'in tiyatrolarını bilmeniz lazım. Romanlarını bilmeniz lazım. Bunu zaten söyledik. Burada Ahmet Paşa'nın Molière'den çeviriler yaptığını bilmeniz lazım. Klasik tiyatrocu. Burada Ahmet Yüzü Efendi'nin romanlarını zaten söyledik. Hani Ferhat Ümey ve Rakım Efendi. Bir de tiyatroları var. Çerkez Özenler gibi. Bu tarafa baktığımızda ise... Sami Paşazade Sezai var. Servizeş romanıyla ile bilinen. Bu çok önemli bence. E, Recaizade Mahmut Ekrem var. Recaizade Mahmut Ekrem de... İlk ilk realist roman Araba Sevdası'nı yazıyor. Burada Muallim Naci var. Bunun çok fazla bir önemi yok. Ee, burada Abdülhak Kami Tarhan var. Oynanmak için değil, okumak için tiyatrolar yazıyor. Bu da önemli. Bir de Nabizade Nazım var. Bunu da söyledik zaten. Biri neydi? Zehra romanı vardı. Orada Supi diye rezil bir karakter vardı yanlış batılaşan. Bir de Nabizade Nazım'ın ilk köy romanı Karabibi yazdığını bilmeniz lazım. Böyle kodlayabilirsiniz. Devam ediyoruz. Şimdi geldik buraya. Bu tabloda verilen karışık şekilde Tanzimat dönemi ve Milli Edebiyat dönemi ile ilgili eser ve sanat çizimlerini aşağıdaki cümlelerde boş bırakılan yerlere yazınız. Buradan seçeceğiz. Şinasi ilk yerli oyun olan Bıdı Bıdı adlı töre komedisini yazmıştır. Bunu yüzde yüz bilmeniz lazım. Arkadaşlar bu şair eğlenmesi. Şair eğlenmesi edebiyatımızdaki yazılan ilk tiyatro. Mutlaka bileceğiz. Töre komedisi olduğunu bileceğiz. Şinasi'nin yazdığını bileceğiz. İlk yerli oyun olduğunu bileceğiz. Namık Kemal'in Bıdı Bıdı adlı dramı sahnelenen ilk bak sahnelenen ilk yerli oyunda sorarlar bize. O da Vatan Yahut Silistre adlı eser arkadaşlar. Bu da sınavınıza çıkar tiyatro konusunda. Abdülhak Hamit nokta nokta adlı oyunu Aruz Ölçüsü'yle yazılan nokta nokta adlı oyunu ise Hece Ölçüsü'yle yazılan ilk tiyatro eserleriymiş. Bakın Eşber Aruz Ölçüsü'yle Nesteren de hece ölçüsüyle yazılan ilk tiyatrolar. Bunu da hocanız eğer söylediyse size sınavda soracaktır. Çok önemli. Ama şunları söylemese bile sorarlar. Yani bunlar zaten kazanımlarda da var. Devam ediyoruz. Hala dolmadı kutularımız. Ahmet Vefik şunları bitirmiştik zaten. Ahmet Vefik Paşa birazcık renk değiştirelim şöyle canlanalım biraz. Ahmet Vefik Paşa ve Direktör Ali Bey özellikle bıdı bıdıdan uyarlamalar yapmışlar. Uyarlama dediği adapte. Şimdi e, Fransız Molière diye bir sanatçı var. Bu Molière çok güzel komedi oyunları yazıyor. Bunları da Ahmet Vefik Paşa ve Direktör Ali Bey Osmanlı yaşamına adapte ediyor. O yüzden de burada anahtar kelimemiz Molière. Nokta nokta Gedikpaşa Tiyatrosu yani Osmanlı Tiyatrosu olarak bilinen ilk tiyatroyu kuruyor. Bu da tabii ki Güllü Agop yazıyorum buraya. Güllü Agop bu da sınavınıza sorulur. Darül Beday'de sergilenen ilk oyun bak ilk oyun Hüseyin Suat Yalçı'nın Emil Faber'dan uyarladığı Çürük Temel adlı eserdir. Bu da Milli Edebiyat'ta önemli. Darül Bedai Tiyatrosu açılıyor ve burada ilk sergilenen oyun bu. Darül Bedai'de sergilenen ilk yerli oyun ise bak bu yerli bizim edebiyatçılarımızın yazdığı Halit Fahri Ozan Soy'un Baykuş adlı manzum eseridir. Buraya da bir yıldız koyuyorum bu da önemli. Darül Bedai'de sahneye çıkan ilk Müslüman Türk kadını ise tabii ki Afife Jale. Bu da ilk kadın sanatçımız oluyor arkadaşlar. Bunu az önce söylemiştik. Şimdi geldik buraya. Aşağıda karışık bir şekilde sanatçılarımızın ve anı türündeki eserlerin isimleri verilmiştir. Hangi eserin ya da eser grubunun kime ait olduğunu eşleştiriniz demiş. Burası önemli. Şimdi anılarla alakalı işte anı geçmişteki hatıralar anlatır hatır, işte böyle sam olmalıdır gibi ifadeleri bildiğiniz bilir. Burada direkt bilgiye dayalı sorabilirler. Burada bilmeniz gereken anıları sizlerle paylaşıyoruz arkadaşlar. Şimdi birincisi bir Babürname Babürşah'ın bakın böyle altını çiziyorum Babürname'nin Babürşah'ın da altını çiziyorum ve bir de A yazıyorum. Net bir şekilde karışık olmasın diye. Hemen başka bir rengi geçiyorum. Sarıyı alıyorum. 40 yıl saray ötesi. Bu yazınsal değerde ilk anılardır arkadaşlar. Bu da Halis Ziya Uşaklıgil'in. Buraya da 2 C yazıyorum. Buraya C inşallah gözüküyordur. Bakın bunun ne olduğunu bir daha söyleyeyim. Yazınsal değerde ilk anılar. Yazınsal. Bunu ÖSYM 1998'de sormuştu. Ama bunu nedense kaynaklar hiç vermiyor. Belki hocanız bilir sorar diye ben buraya not düştüm. Edebiyatımızda yazınsal değerde ilk anılar 40 yıl saray ötesidir. Devam ediyorum. Başka bir renk geçiyorum. Mavi. Siyasal anılar, edebiyat anıları arkadaşlar. Bu da Hüseyin Cahit Yalçın'ın eseridir. 3'e de B yazıyorum. Devam ediyoruz. Yeşile geçiyorum. Edebi hatıralar arkadaşlar. Ee, burada 4'teyiz. 4'te Dörtte Mehmet Rauf'un arkadaşlar. Edebi hatıralar. O zaman 4'e de Ç yazıyorum. Bu da bilinmesi lazım. Devam ediyoruz. Bu sefer de açık mavi alıyorum. Çankaya bakın bu önemli. Zeytin Dağı, Ateşe Güneş, Mustafa Kemal'in tarihi defteri. Atatürk'le kanka olan katay o yüzden 5'e de d yazıyorum. Hocam bunların hepsinin önemli diyorsunuz. Hayır bakın şu önemli. 2 Bir de şu önemli. Devam ediyor. Şu ana kadar iki tane önemli. Devam ediyorum. Turuncuyu aldım. Anamın kitabı Zoraki Diplomat, Gençlik ve Edebiyat Hatıraları'nda Yahya Kemal Edebiyat ve Hatıraları'nda burada arkadaşlar eee Yakup Kadri Karosmanoğlu. Yani bu şöyle söyleyecek olursak 6 G oluyor. Bakın Yakup Kadri Karosmanoğlu'nun arkadaşlar bu da önemli. Burada zoraki diplomatı sormuşlardı. O yüzden zoraki diplomatı şöyle bir dikdörtgen için alıyorum. Yakup Kadri bir dikdörtgen için alıyorum. Bunu sorabilirler. Buraya da mintoş bir yıldız koyuyorum. Şurada. Tamam mı? Devam ediyoruz. <laughs> bu sefer pembiş aldım. Siyasi ve edebi portreler arkadaşlar. Birazcık renk attık en azından. Siyasi ve edebi portreler Yedincisi arkadaşlar Yahya Kemal Beyat diye ait. 77 yedi ediyorum. Bunun çıkma ihtimali biraz zayıf. Çünkü Yahya Kemal daha çok şiir ünlü oraya, ön planda olan bir sanatçımız. Devam ediyoruz. Koyu mavi aldım. Üç nesil üç hayat demiş. Sekiz arkadaşlar F. Refik Halit Karay. O yüzden buraya sekizde de F yazıyorum. Devam ediyorum. Ee, koyu yeşil aldım. Boğaziçi yalıları geçmiş zaman köşeleri. Bu da Abdülhak Şinasi Sarın. Yani dokuzda yumuşak G oluyor. Buraya bir yıldız koymak istiyorum. Bunu ÖSYM soruyor sınavlarda. Belki hocanız da sorabilir. Ee, yine önemli bir iş geliyor. Buraya da maalesef yıldız koymak zorundayım. Çocukluk anı anlattığı mor salkımlı ev. Kurtuluş Savaşı anı anlattığı Türk'ün ateşle imtihanı. Bakın bu çocukluk anıları. Bu da Kurtuluş Savaşı anıları. Bu da tabii ki halde edip adı var. O zaman onda H olmuş oluyor. Devam ediyoruz. Portreler bizim yokuş adlı eserde 11 tabii ki J. 11 J yani Yusuf Ziya Ortaç oluyor. 11'e de şöyle J'yi koyuyorum. 12'ye bakıyoruz. 12'de yeşil alıyorum. Yılanlı kuyudan Necip Fazıl Kısa Küre'nin eseri. Şöyle yılanlı kuyu çiziyorum. Necip Fazıl Kısa Küre'yi çiziyorum. Ve ne yapalım? Yani kürekle kuyudaki yılanı öldürmeye çalışıyorlar diyebilirsiniz. 12'ye o zaman ne yazacağız? I yazacağız arkadaşlar. 13'e geldim. 13. Anı değil yaşam. Hiroşimalar olmasın. Bu da arkadaşlar 13'te K yani Oktay Akbal'ın. Bunun çıkma ihtimali birazcık zayıf diye düşünüyorum. Sonuçta bu da geçti yahu. Bunu da şöyle ne yapalım? E, koyu mavi yapalım. Bu da geçti yahu. 14'te geriye zaten samim koca Göz kaldı. İyi bu. Burada o zaman şu Halide Edip anıları önemli bence. Abdülhak Şinasi İhsan'ın anıları önemli. Zorak e, Zorakit Diplomat Yakup Kadri'nin önemli. Çankaya, Zeytin Dağı, Fahri Rıfkı önemli. 40 yıl saray ötesi yazınsal değerde ilk anlar olduğu için bu da sınavda çıkabileceği için önemli arkadaşlar. Geldik buraya. Diğerleri önemsiz mi? Diğerlerini hocalarınız yazdırmadıysa fazla da beyninizi yormayın bunlarla. Gelelim buraya. Aşağıda haber yazısı ile ilgili bilgi içeren cümleler verilmiştir. Doğruysa başına D, yanlışsa Y yazınız demiş. Haber metniyle alakalı sorumuz. Bakalım. Şimdi demiş ki şunları şöyle kaldırıyorum kalemimizi. Kahverengi kalemimizi alıyorum. Ha. 5N1K kuralı yani ne, nerede, ne zaman, nasıl, neden, niçin ve kim soruları. Hazırlanırken sorular sonra Bu sorular. Bu doğru tam bu doğru bunu geç. Piramit tekniği haberin can alıcı noktalarının metin başına verildiği, diğer ayrıntıların önem sırasına göre sıraya konu tekniktir. Ters piramit tekniği ise haber ilişkin ayrıntıların metin sonuna bırakıldığı tekniktir. Yanlış tam tersi. Yani piramitte arkadaşlar ters piramit tekniği ise haber ilişkin ayrıntıların metin sonuna bırakıldığı teknik değil. Bu düz piramit bak. Ayrıntılar önce burada veriyorsun düz piramitte en son ayrıntıları veriyorsun. O yüzden ters piramit tekniği ee, değil düz piramit tekniği olması lazım. O yüzden bu yanlış. Dostoyevski'nin suç ve ceza Orhan Kemal'in hukukat var adlı eserleri birer haber yazısından yola çıkarak yazılmıştır. Bu doğru. Bu ekstra bir bilgi. Asparagas başka bir kaynaktan elde edilen yazının gazetede olduğu gibi yayınlanmasıdır. İktibas şirma haberdir. Yanlış arkadaşlar. Asparagas ee, net bir şekilde yalan haber yani. Gaz, Uydurma şişirme haber oluyor. Başka bir kaynaktan edilen yazının gazete olduğu gibi yayınlanması ise iktibas oluyor. Burada kelimeler yer değiştirmesi lazımdı. Anlaştık mı? Manşet gazetelerin ilk sayfasına iri puntolarla konulan başlıktır. Spot haber metninden daha büyük harfli puntolarla dizilen başlıktan sonra yer alan haberdir. E, haber ayrıntısıdır. Sür manşet. Bakın burada bazı tanımlar var. Bunları bilelim. Gazetelerin birinci sayfasındaki logonun üzerinde kullanılan başlık. Tek zip yalanlama tiraj başlık sayısıdır. Bunların hepsi doğru. O yüzden 5D arkadaşlar. Geldik başka bir sorumuza. Nedir? Cümlelere. Heh, cümle ile alakalı sorularımız var. Şimdi aşağıdaki tabloda karışık olarak verilen cümle örneklerini anlamına göre tip olarak cümle olduğuyla eşleştiriniz demiş. Şimdi bu konuyla alakalı bu anlam bilgisinde daha doğrusu cümle türlerinde cümle anlamına geçmeden önce şurada şöyle bir şey yapmak istiyorum. Burada sınavınıza yüzde yüz geleceği için arkadaşlar. Kolay bir konu. Bunu iki dakika size hemen anlatmak istiyorum ki güzelce hemen öğrenin. Hiçbir soruyu kaçamayın. Şöyle bir boş sayfa bulabilirsem tabii. Evet, bulamıyorum. Bakalım bulabilecek miyim? Evet, yüzlerce sayfa kullandık. Bir boş sayfa bulabilecek ya? Hah, buldum. Şimdi arkadaşlar birkaç dinleyin. Şöyle alıyorum. Evet, şimdi bakın. Çok basit bir konu. Birkaç dinleyin. Şimdi arkadaşlar. Cümle türleri diye şöyle ortaya yazıyorum. Cümle türleri. Cümle türlerinde arkadaşlar birincisi size sınavda yüklemine göre cümleyi sorabilirler. Çok basit. Eğer yüklemine göre derse ya da yüklemin türüne göre derse ya fiil cümlesidir yüklemi fiil olan ya da isim cümlesidir yüklemi isim olan. Fiil cümlesinin yüklemi fiil, yüklem sonda fiil diye düşünün. İsim cümlesinin yüklemi de isim. Yüklem sonda ya da başta olabilir. Önemli değil ama yüklemin fiil isim mesela Ali eve geldi fiil, Ali çok mutluydu isim. Bu kadar basit. Bu yüklemine göre ya da yüklemin türüne göre diye sorulabiliyor. Devam ediyoruz. Size yüklemin yerine göre diye de sorabilir. Yüklemin yerine göre ya da söz dizimine göre ya da öge dizilişine göre diye de sorabilirler. Burada arkadaşlar bir kurallı cümlemiz var. Kurallı cümle yüklem sonda. Y sonda. Devrik cümlemiz var. Yüklem son hariç her yerde. Yani ortada olabilir, başta olabilir. Yüklem son değil. Ali eve geldi. Kurallı cümle. Geldi Ali eve. Devrik cümle. Bu kadar basit. Bir de arkadaşlar zaten birazdan soruları çözeceğiz. Eksiltili cümle var. Eksiltili cümlenin ise yüklemi yok sonunda 3 nokta var. Tabii sınavda sonuna 3 nokta koymaz. Sen yüklem olmadığı için anlarsın. Geliyoruz şimdi birazdan çözeceğimiz soruyla alakalı örneğe. Burada da arkadaşlar anlamına göre cümleler var. Anlamına göre cümleler son derece basit. Eğer cümlenin yüklemi anlamı olumluysa olumlu cümle oluyor. Yani toplamda bir artı hava hissediyorsan olumlu. Mesela Ahmet eve geldi olumlu. Ahmet seni seviyor olumlu. Ahmet seni sevmiyor değil. Bu da olumlu. Niye? Ahmet seni sevmiyor değil. Seviyor yani. Toplamda anlamına bakıyorsun. Anlaştık mı? Olumsuz cümlede ise anlam olumsuz olmak zorunda. Toplamda olumsuzluk olacak. Mesela Ahmet seni sevmiyor. Bu olumsuz. Ahmet ne arıyor ne soruyor. Bu da olumsuz. Yani aramıyor ve sormuyor anlamı gibi. Anlaştık mı? Bir de soru cümlesi var arkadaşlar. Burada da soru anlamı olacak. Bu kadar basit. Bazen soru anlamı olmayan sözde soru cümleleri var. O da şu mesela. İnsan annesini üzer mi? Bak burada soru sormuyor. İnsan annesini üzmez demek istiyor. Veyahut da ben sizin nasıl çalıştığınızı hiç bilmez miyim? Bilirim demek istiyor yani. Dolayısıyla burada da sözde soru cümlesi var. Bir de arkadaşlar ünlem cümlesi var. Ünlem cümlesi ise ne kadar yaramaz bir çocuk. Yani sonuna ünlem işareti koymaz. Burada nasıl sonuna üç nokta koymuyorsa. Burada sonuna ünlem işareti koymaz ama sen... ...sonuna üç nokta koyabileceğin cümlenin eksiltili cümle... ...sonuna ünlem işareti koyabileceğin cümlenin ünlem cümlesi olduğunu bilmelisin. Burada şu çok önemli arkadaşlar. Bir cümlenin içerisinde eğer mame olumsuzluk eki varsa ya da değil edatı varsa bu şu anlama gelir. Bu cümle arkadaşlar ee, şeydir. Yapıca olumsuzdur. Biçim, daha doğrusu biçimce olumsuzdur. Niye? Bir cümlenin içinde de mame ve değil varsa biçimce olumsuzdur. Ama mesela seni sevmiyor değilim. Bak biçimce olumsuz ama anlamı olumlu. Seni sevmiyor değilim, seviyorum diyor. Biçimce olumsuz, anlamcı olumluyu buradan soruyorlar. Şimdi isterseniz cümlelerin yapısına geçmeden önce burayı yapalım beraber. Bakın şimdi. Yoldan geçen araba yayaların üzerine su sıçrattı. Şimdi suyu sıçratmış. O zaman olumlu. Olumlu bir cümle. Buraya bir B yazıyorum. Tezgahın üzerinde unuttuğu meyveler bozulmamış. Meyveler bozulmamış. E, bu olumlu. Bak bozulma. Anlamcı derken burada şuna dikkat edin. Bozulmamak. Yani mama. Önemli. Anlamca ve biçimci olumsuz. Tamam. İkiye A yazıyorum. Köyüne yıllardır ne gitti ne bir haber gönderdi. Gitmedi de göndermedi. Dolayısıyla bu olumsuz. Anlamcı olumsuz ama biçimci olumlu. Niye? Çünkü gitti gönderdi yazıyor. O yüzden buraya da 3 adet C diyorum. Yaptıklarını takdir etmiyor değilim. Yani takdir ediyorum diyor. Yani anlamcı olumlu. Ama miyor değil gibi ifadeler olduğu için biçimci olumsuz. 4 de. Bu teklife kim hayır diyebilir diyor bak. Burada ise sorumu soruyor yoksa sözde soru mu sizce? Bu teklife kim hayır diyebilir? Evet ben sen öyle bir cevap beklemiyorum. Bu teklife kimse hayır diyemez demek istiyor. Dolayısıyla bu sözde soru cümlesi Beşte G oluyor. Geçen hafta okuduğum kitaptan ne öğrendim? Burada ciddi ciddi soru soruyor dolayısıyla 6 F oluyor. Durun, orası ıslak basmayın diyor. E bu da ünlem cümlesi oluyor. E. Evet. Şimdi arkadaşlar, şurada kafanızı karıştıran bir durum olmuş olabilir. Onu söylemek istiyorum. Burada arkadaşlar şu kısım kafanızı karıştırıyor ama bunu ÖSYM yapmıyor ama bazen hocalar yapabiliyorlar. Yani mesela çukura düştü. Yani çukura düşmek kötü bir şey ama bu olumlu oluyor. Niye? Çünkü düşme eylemi gerçekleşmiş oluyor. Adam çukura düşüyor yani, düştü. Düşmedi bu iyi bir şey ama bu olumsuz kabul ediliyor. Bunu sormama ihtimali çok yüksek hocanızın ama sorarsa diye böyle örnekler de verdi. Yani üzerine su sıçrattı. Sıçrama eylemi gerçekleşmiş. Bu olumlu. Bunu bir kere bileceksiniz. Anlaştık mı? Veyahut da meyveler bozulmamış. E bu iyi bir şey ama bozulmamış. Bozulma eylemi gerçekleşmemiş. Olumsuz olur bileceksiniz. Yani geldi olumlu, öldü olumlu. Oldu ya yani, bu iş oldu. Gelmedi olumsuz, Ölmedi olumsuz. Ama hocam ölmek iyi bir şeydir. Ya tamam işte neyse artık. Bunu böyle aklınızda tutacaksınız. Geldik buraya. Bu parçadaki numaralanmış cümlelerle ilgili aşağıdaki hangisi yanlıştır demiş. Ee, basit birleşik bağlı kısmına geldiği için o zaman buraya geçiyorum. Şimdi bak fiil isim cümlesini öğrenmiştik. Neydi? Fiil cümlesinin yüklemi fiil isim cümlesinin yüklemi isimdi. Yani olumlu olumsuz da öğrendik. Kurallı devriyi de öğrendik ama burada yapıya girmiş. O yüzden yapıyı da anlatmak istiyorum. Bak şimdi yapıda mantığımız şu arkadaşlar. Yapısına göre cümleler yazıyorum. Bu da çok basit. Dikkatli dinlemenizi istiyorum. Yapısına göre cümleler arkadaşlar. Bir basit cümle var. Basit cümlede fiilimsi yok. Yüklem var. Bir de kelimeler var. Bir de birleşik cümle var. Birleşik cümlede ise arkadaşlar yan cümle var. Yani bir yüklem var. Bir de yan cümle var. Yan cümlede Türkçe'de genellikle fiilimsilerden oluşuyor. Mesela diyelim ki Ali eve gitti dediğin zaman bu basit cümle oluyor. Ali eve koşarak gitti dersen koşarak fiilimsisi bunu birleşik oluyor. Hatta fiilimsiyle yapılan birleşik cümlelere girişik birleşik cümle deniyor. Bir de arkadaşlar sıralı cümle var. Sıralı cümlede ise birden fazla yüklem var. Bak yüklem bir, yüklem iki. Yani en az iki yüklem var. Mesela Ali eve gitti virgül üstünü çıkardı yatağına yattı uyudu falan. Bir sürü yüklem var. Bu sıralı cümle oluyor. Bir de arkadaşlar bağlı cümle var. Bağlı cümle ise yine bir sürü yüklem var. E hocam bundan farkı ne? Arada bağlayan bir şey yani bağlaç var. V diye bağlaç var mesela. Veyahut da ama diye, fakat diye bağlaç var. Bağlaç olursa da bağlı cümle oluyor. Şimdi gelin isterseniz bu soruya bakalım. Demiş ki: Birinci cümle basit, olumlu bir fiil cümlesidir demiş. Şimdi kolaydan başlayalım. Fiil cümlesidir diyor. Ulaşırım fiil. Tamam. Bu doğru. Olumlu. Ulaşırım diyor. Bu da doğru. Basit mi? Yani içerisinde filmsi yok mu? Bakalım. Kitapta ben, çoğu, zaman, gerçek mi? Tamam bu da doğru. Bunların hepsi doğru olduğu için buraya doğru koyuyorum. İkinci cümle birleşik, olumsuz bir isim cümlesidir diyor. Yine isimden başlayalım. Ne demiş? O mutluluğu yakalamak için okuduğum kitabın popüler olup olmadığı önemli değildir benim için. Benim için önemli değildir diyor Bak önemli değildir. Değil edatı direkt filmi alarak yüklem olmuş. Yani bir isim yüklem olmuş. Dolayısıyla isim cümlesi önemli değildir diyor. Olumsuz tamam. Birleşik mi? Evet bak Yakalamak, yakalamamak. Okuduğum, okumadığım. Olup, olmayıp. Olmadığı, olduğu gibi. Bir, iki, üç, dört tane fiilims. Yani dört tane yan cümle var. Bakın yan cümleleri bir daha gösteriyorum. Yakalamak, bir. Okuduğum, iki. Olup, üç. Olmadığı, dört. Dört tane yan cümle var. O yüzden birleşik cümle oluyor. Bunları birleşik yapan da bu işte. O zaman bu da doğru. C'ye bakıyoruz. Üçüncü cümle bağlı, olumsuz bir fiil cümlesidir. Bağlı neydi hocam? Bağlı bu işte. İçinde bağlaç olacak. Bakalım. Şimdi onun adını illaki popüler kitap listelerinde aramam ve onun kimden okuyup okumadığıyla ile ilgilenmemek. aramam birinci yüklem. ilgilenmem ikinci yüklem. İki tane yüklem var mı? Var. Ve diye bağlı çağrım var. O zaman bu da doğru. Olumsuz mu? Evet. ilgilenmem, Aramam diyor. Bu da doğru. Fiil mi? Evet. Aramamak. ilgilenmemek, Bunlar fiil. O zaman bu da doğru. Dördüncü cümle basit. Olumlu bir isim cümlesidir diyor. Bakalım. Benim kitap okumalarımın sırası aslında çorap söküğü gibidir. Bak. Gibidir diyor gibi edatı ek fiil olarak yüklem olmuş isim cümlesi. Söküyor gibi değildir dememiş. Gibidir demiş. O zaman olumlu. Basit diyor. Basit olması için ne olması lazımdı? İçerisinde fiilimsi olmaması lazımdı. Yani bakın bu basitti. Bu yan cümle olursa birleşikti. İki tane yüklem olursa sıralıydı. Yüklem ve bağlaç olursa da iki yüklem bağlaç olursa da bağlıydı. Yani basit cümle şöyle bir cümle olacak. Bakalım. Benim kitap okumalarımın sırası aslında çorap okuma okumama. Aa, Burada bir fiilimsi var. Bu dursun bakalım. Dördüncü cümle birleşik olumlu bir fiil cümlesidir. Bilirim fiil. Doğru. Bilirim olumlu. Tamam. Birleşik olması için fiilimsi lazım. Bak sevdiğim diye fiilimsi var. Bulduysam diye şart var. Şartlı birleşik oluyor böylece de. Sonra alarak var. Okumayı var. E, yan cümleler bayağı var. O zaman bu doğru. Bu da doğruysa o zaman şuradaki okumalarımın fiilimsinden dolayı yani yan cümlesinden dolayı bu cümle basit değil. Birleşik oluyor arkadaşlar. Geldik buraya. Virgülün kullanım amaçları demiş noktalama işaretlerindeyiz. Yukarıda virgülün bunların hepsini arkadaşlar bu arada yazılı notlarımızda sizlere detaylı bir şekilde anlattık. Lütfen buralardan çalışmayı unutmayın. Yukarıda virgülün kullanım amaçları verilmiştir. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül verilen amacıyla kullanılmıştır? Cümlenin başına yazınız diyor. Bakalım. Birbiri ardınca sıralanan eş görevli kelime ve kelime grupları arasına konur. Hmm, bakalım. Çalıştım, umutlandım, başardım. Bu eş görevli kelimeler değil de bu... Ee... Bu daha çok arkadaşlar sıralı cümleler. Yani. Çünkü bak çalışmak, umutlanmak, başarmak bu bir sıralı cümle yani. Birden fazla yüklem var. O yüzden sıralı cümleleri birbirine ayırmak için kullanılır. Bu oluyor. O benim en sevdiğim kalemim. Bak burada ise ne demiş? Özne olarak kullanıldıklarında bu şu o zamelerinden sonra konu O benim değil de o benim en sevdiğim kalem. Ne benim en sevdiğim kalem? O. O zaman burada dörde örnek oluyor. Seniha kendi üzerine düşen tüm sorunu yerine getirmenin rahatlığıyla... Başını yastığa koyup rahat bir uyku çekti. Kim uyku çekti? Seniha. E Seniha nerede? Ta uzakta. Yani uzun cümlelerde, fık, bak upuzun, yüklemden uzak düşmüş. Bak yüklemden uzak düşmüş. Özneyi kim? Seniha. Belirtmek için konu o zaman bu da iki oluyor. O zaman buraya da bir oluyor. Peki bir neydi? Eş görevli kelime ve kelime grupları arasına. Bakalım. Üniversiteyi kazanınca derin bir soluk aldı ve yıllardır okumayı planladı ama okuyamadı kitapları ders çalışmaktan de gidemediği akraba ziyaretlerini, fık, aylardır bunu atılan memleketini, fık, bütün yani eş görevli sözcükler, kitaplarını, ziyaretlerini, memleketini eş görevli sözcükleri ayırıyor. Dolayısıyla bu da bir de doğru olmuş oluyor. Geldik yazım yanlışı sorumuza. Yukarıdaki numaralandırılmış cümlelerin hangilerinde D ve Ki'nin kullanımından kaynaklanan yazım yanlışı vardı? Şimdi D ve K'deki mantığımız neydi? D'yi cümleden çıkarabiliyorsak ayrı yazılıyordu. ...cümleden çıkaramıyorsak, cümlede kalması gerekiyorsa... ...cümlede durması gerekiyorsa... ...bitişik yazılması gerekiyor. Bakalım. Mahallemizdeki dondurmacı gelecek Haziran ayında görüşürüz diyerek dükkanı kapattı. iyi kapatıyorum yani cümleden çıkarıyorum. Mahallemizdeki dondurmacı gelecek Haziran ayın... ...görüşürüz diyerek... ...bir kere bu olmuyor. Dolayısıyla burada doğru yazılmış. Burada yazım yanlışı yok. Burada doğru yazılmış. Ki'ye bakalım. Ki'deki mantığımız da şuydu. Eğer lereki gelebilirse... ...bitişik yazılıyordu arkadaşlar kelimeye... Eğer lerek'i gelemezse, lerek'i alamıyorsa o zaman da ayrı yazılıyor. Bakalım, mahallemizdekiler diyebiliyoruz mu? Diyebiliyoruz, mahallemizdekiler diyebiliyoruz. O zaman bitişki yazılması lazım. E yazmış, o zaman bu doğru. Bunu da kontrol ettik, burayı da kontrol ettik. Burada atamadığımız için bitişki yazılacaktı. Burada lerek'i geldi, şimdi bitişki yazıldı ve yazıldı. Tamam, bu bitti. Beklediğim halde gelmedi. Oysaki dün sözleşmiştik. Hmm. Şimdi, bu oysaki de şöyle bir durum var arkadaşlar. Bakın, yazıyorum buraya. Son bahçem. Bu bir kural arkadaşlar. Buradaki mantığımız şu. Sanki, oysa ki, madem ki, belki, halbuki, çünkü, eğer ki, Merkilerde bu ler kuralını uygulamıyoruz. Bunlar direkt bitişik yazılıyor. Yani oysa de direkt hata yapılmış. Oysa ki böyle yazılır arkadaşlar. Bunlar da kural bu. Oysa ki'ler diyemiyoruz Ya yani geç onu. Bunlar direkt bitişik yazılıyor. Soruyu çözmek için gerekli bilgileri basitçe kendisine de anlattım. D'yi kapatıyorum. Soruyu çözmek için gerekli bilgileri basitçe kendisine anlattım. ...da diyebiliyoruz. Soruyu çözmek için gerekli bilgileri basitçe kendisine... ...de anlattım diyebiliyoruz. O zaman burada da doğru. Burada bir sıkıntı yok. Şimdi bir ve üç doğru olduğu için... ...bir ve üçün olduğu seçenekleri bir eleyelim şöyle. Cevap C veya E oldu. Niye? Çünkü bunlar doğru. Bunlarda yazım yanlışı yok. Geçen haftaki bilgilendirme toplantısı herkes için de çok verimli. D'yi kapatıyorum. Geçen haftaki bilgilendirme toplantısı herkes için çok verimliydi. Herkes için de çok verimli diyebiliyorsun. Burada hata yok. Ama kiye bakalım. Geçen haftakiler... ...diyebiliyorsun. O zaman bir yazılmış D'yi atabiliyorsun. O zaman ayrı yazılmış. Burada sıkıntı yok. O zaman 4 de doğruysa 4'ün olduğu seçeneği de elediğimizde 2 ve 5 oluyor. Bakalım 5'teki hata neymiş? Biz şahitiz ki bu haftaki yarışmada başarılı olmak için elinden geleni yaptın. Bak şimdi. Şimdi burada şahitiz kiler diyemiyorsun. O zaman bitişki değil ayrı yazılması lazım. Bu doğru. Bu haftakiler diyebiliyorsun. O zaman bitişki yazılması lazım. Doğru. Ama daha bakalım. Biz şahitiz ki bu haftaki yarışma başarılı olmak için elinden geleni yaptın. Hı? ...bu haftaki yarışmada demesi lazım. Bunun bitişik olması lazım. Bu haftaki yarışmada demesi lazım. O yüzden burada hata var. Zaten eleme yönteminde de bunu bulmuştuk arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar... yazılarımız mükemmel bir şekilde geçmesi için... ...yazılı provamızı izlediniz. Mutlaka yazılı notlarından da çalışıyorsunuz. Ve 10'dan 11'e geçerken üniversite sınavı yaklaşırken artık sizler de yavaş yavaş ÖSM'nin yolculuğuna girmeniz gerekiyor. ÖSM yolculuğu için şimdiden TYT'ye başlayan ben hem TYT'de hem de AYT'de kendi şovumu yapmak istiyorum. Yazılılar falan bana vız gelir tıras Ben artık ileriye yönelik adımlar atmak istiyorum. Güzel bir üniversite için erken başlamam gerek biliyorum diyen öğrencilerimiz için 10'dan 11'e hazırlık setimizi hazırladık arkadaşlar. Burada 11. sınıfa geçerken onda matematik, fizik, kimya, biyoloji, edebiyat, tarih, coğrafya ile alakalı neleri tekrar etmeniz gerekiyorsa bunların her birini efsanevi bir şekilde hazırladık. Burada arkadaşlar mantığımız şu. 11'de göreceğiniz konularla bağlantılı olarak hem fizik, kimya, biyolojide hem matematikte hem de edebiyat, tarih, coğrafyada size hem TET temeli veren hem de AYT'ye yönelik de adımlar attıran mükemmel bir kitap. Yani burada arkadaşlar şöyle göstereyim mesela matematikte. Diyelim ki 9. sınıfı tekrar ne yapıyoruz. 10. sınıfı tekrar ne yapıyoruz ve TYT yönelik hazırlıyoruz. Burada matematikte öğrendiğiniz bir konunun 9. sınıfı tekrar ne yapıyorsunuz. Ardından bu konuyla alakalı 10. sınıfta gördüyseniz 10. sınıfı tekrar bakıyoruz. Sonrasında da artık TYT'de bu konu nasıl çıkıyorsa onunla alakalı TYT soruna bakıyorsunuz. Bütün derslerde fizik, kimya, biyolojide, matematikte, edebiyat, tarih, coğrafyada bu 10 bir setine baktığınız zaman, çalıştığınız zaman gerçekten efsanevi bir şekilde e, hem 9-10'u tekrar etmiş olacaksınız. Hem de 11'e yönelik güzel bir hazırlık yapmış olacaksınız. Gerçekten avantajlı bir şekilde sizlere ulaştırdık. İnşallah yazılarınızdan en yüksek noktadan alırsınız. Ve TYT-AYT yolculuğunda yüksek başarılara ulaşırsınız arkadaşlar. Ödülü soru yorumlarınızı bekliyoruz. <laughs>